iyi giyinmek pahalıdır diye. Kiyolu'da takım elbise 199, iki gömlek 78, pantolon sadece 49 lira. Kiyolu, 1938'den beri Türkiye'nin erkek markası. Kiyolu'nun sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi başlıyor. Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'nden herkese iyi akşamlar. Hani klasik bir şekilde yine şu sözler söylenecek diye bekliyorsunuz belki ama yine bir perşembe akşamı artık klişe olmuş ama ezberimizde değil doğaçlamamızda olan sözler bunlar. Çünkü biz her perşembe akşamı bu gururu tıpkı sizler ekranları başındaki değerlerin yaşadığı gibi bizler de yaşıyoruz. Çünkü olimpik branşların Türkiye'de bir programı yıllar önce Mehmet Çelik'le Spor Penceresi amatörlerin ve olimpik branşların tek dostu olarak Türkiye'de bir çığır açtığı, tabii taklitlerimiz mutlaka olacak ama işini etik çerçeve içerisinde yapan herkes belki boynuz kulağa geçecek diyoruz ya, o çerçevede hepsine saygımız var. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Yine güzel bir programın akşamındayız ve birbirinden değerli konuklar birbirinden önemli serüvenlerini, başarı grafiklerini nasıl taçlandırdılar onları anlatacaklar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir bölgesel amatör lig serüveni vardı. İkinci yılını tamamladı ve ikinci yıl sonrasında da çok önemli şampiyonlar İstanbul'dan iki tane önemli şampiyon çıktı. Çok enteresan, ikisi de 12. gruptan çıktı. Birbirinden zorlu müsabakalara, takımlara ev sahipliği yapan bu 12. grubun şampiyonları yıllar sonra tabii kırmızı siyahlı, kara gümrük ve lacivert kırmızılı 18 yıl sonra sabreden İstanbul'un Silivrispor oldu. Bu akşam Karagümrük'ün başarılar dolu bu serüvenini konuşurken bunların yanı sıra önemli telefon bağlantılarıyla yine Silivri'nin değerli belediye başkanı Sayın Özcan Işıklar Kazakistan'dan bağlanarak efendim bu başarının gururunu sizinle paylaşacak. Ama bu akşam stüdyomuzda dediğimiz gibi Karagümrük'ü ağırlıyoruz. Birbirinden değerlere değer katan Türk antrenörünün güler yüzü Hüseyin Hoca bizimle beraber olacak. Yine takım kaptanı ve kaleci ve bunun yanı sıra da Karagümrük dendiği zaman yıllarını kağıda, kaleme, deklanjöre basarak ekrana taşıyan Karagümrük'ün çok değerli bir ağabeyi, tek rumeli televizyonda beyaz saçlı prensi Halim Tulis bu akşam bizimle beraber olacak. Ama her şeyden önemlisi, önemli telefon bağlantılarının yanı sıra yine Türkiye'den gelen önemli mesajlarla amatör branşların sesi, gözü, kulağı olmaya devam edeceğiz ve program başlıyor efendim. Hemen sözü konuklarımıza vermek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şampiyonlar, evet. Öncelikle hemen senden başlayalım. Şöyle güzel bir kaleci olarak özgeçmişini bizimle paylaşırsan değerli kardeşim. Murat Pekiçli, İstanbul doğumluyum. Futbola Karagümrük'te başladım. Daha sonra Galatasaray altyapısında devam ettim. 18 yıldan beri futbol oynuyorum. Karagümrük. Evet, kalecisin. Evet. Bunun yanı sıra background'unda neler, hangi takımlarda oynadın? Biraz şöyle onlardan bahsedersen Murat'cığım. Kasımpaşa'da oynadım. Edremit'te, Erdek'te, Tuzla'da. Geçen sezon Silivrispor'daydım. Bu sene de Karagümrük'te devam ettik. Her iki takımın da üçüncüye çıktı. Evet. Peki kısaca bu konudaki görüşlerin ya da duyguların? Evet, futbol hayatımda Silivri'nin de benim için yeri farklı. Geçen sene oradaydım, Ballıgin'e çıkarttık takımı. Bu sene Karagümrük'e geldim. Karagümrüklüyüm çünkü. Şampiyonlukta hepimiz çok mücadele ettik. Karagümrük'ü de istenilen yere çıkarttık. Hepimiz de ayrıca bir mutluluk oldu bu. Evet. Silivri Spor'un da çıkması bizleri sevindirdi açıkçası. Evet. Kaptan, seni de tebrik ediyoruz. Hemen seni tanıyalım. Ben Hakan Fırlıoğlu, 1983 İstanbul doğumluyum. Ben de futbola amatör olarak Piyalepaşa'da başlamıştım. Daha sonra kısa süreli bir Beşiktaş ve Kasımpaşa altyapısından devam edip Kasımpaşa'da profesyonel olmuştum. Daha sonra da sırasıyla profesyonel olduktan sonra Mecidiyeköy, Küçükköy, Yalova Spor, Ali Beyköy Spor ve amatöre dönüş olarak da Karagümrük Spor'u hak etmediği yerde gördüğümüz için
geriye dönüp yukarıya çıkartmak için bir söz vermiştik. 3 yıl önce Karagümrük'e amatör olarak geri döndük. Verdiğimiz sözü tuttuk. Çünkü Karagümrük Spor gerçekten layık olmadığı yerlerde bizce. Ve inşallah yükselişindeki ilk adımı da bizler atmış olacağız. Ve daha da iyi yerlere gelecek inşallah. Evet. Hüseyin Hocam tekrar hoş geldin. Tabii bu stüdyolara pek yabancı değilsin hemen hemen. Benim değerli genç meslektaşımsın. Seninle de gurur duyuyoruz. Peki seni de şöyle bir güncelleyelim özgeçmişini. Evet, 1968 doğumluyum hocam. Evliyim, iki çocuğum var. Ben de sağ olun, çok teşekkür ederim cümlemizinkini. Ben de antrenörlük hayatıma Vefa Spor'da, altyapıda başladım. Daha sonra A takımda görev aldım. Çok değerli sizin gibi hocalarla çalıştım. Çok şey öğrendik. 3 sene önce Karagümrük takımında görev aldım. O sezon şampiyon olmuştuk. Türkiye şampiyonasına gittik. Maalesef ikinci maçımızda hüzünlü bir şekilde Zafer Spor diye bir takıma elenmiştik. O dönemden sonra ertesi sene başka bir takımda görev aldım. Ve o ligin ikinci yarısında, yani geçen sezon, yine Karagümrük takımına döndüm. Bu sezon başı da Karagümrük takımında başladık. Söylediğiniz gibi hocam çok fazla emek verdik. Özellikle Karagümrük takımında. Evet. Büyük bir camia. Tarihi geçmişi olan bir camia. Burada olmaktan, bu takıma hizmet etmekten hem gurur duyuyorum. Bu takımın bir üst lige çıkmasında vesile olduğum, eğer küçük de bir katkınız olduysa, bununla da onur duyuyorum hocam. Evet. Tabii küçük bir katkı bugün eğer 3. lige çıkartıyorsa büyük katkı nerelere getirecek? İnşallah bu güzellikleri de beraber yaşarsınız diyorum ve Halim Tülis'e dönüyorum. Biz Halim Tülis'i çok yakından tanıyoruz ama şöyle, Türkiye ekranları Halim Tülis'in özgeçmişini, sporla dolu özgeçmişini kendi ağzından dinleyebilir mi? Peki, ben Halim Tülis, 1945 doğumluyum. 1960 yılında Fatih Karagümrük semtine geldim. 1992'de ilk basın kartımı çıkardım. İş yerim, fabrikam olduğu halde mesleğimin yanında bir de gazeteciliğe başladık. 60 yılından beri Karagümrük semtindeyim. Karagümrük için çok uykularımızı kaçırdık. Onunla yattık, onunla kalktık. Hele son maçta diyelim, hani o ikinci devre bitmek bilmedi. Öldük, dirildik. Üçüncü gol attıktan sonra herhalde Karagümrük rahatlattık. O, anlatılmaz, o yaşadık onu. Taraftarlarımız, seyirci demeyeceğim. Taraftarımız bizim Karagümrük taraftarı. Allah bütün takımlara böyle taraftar nasip etsin. Evet. Değerli izleyiciler, bu akşam tabi Silivri gibi Türkiye'mizde tabi Bal Ligi'nin şampiyonları var. Biz hepsini can yürekten kutluyoruz. Doğrusu Bursa Merinos, o da Silivri önünde önemli müsabaka, efendim heyecan dolu dakikalar yaşattılar. Bursa temsilcisini, diğer temsilcileri can yürekten kutluyoruz ama İstanbul'da Büyükçekmece Karagümrük müsabakası Maltepe Stadyumu'nda her iki takımın da futbolcuları son dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Teknik heyet de öyleydi. Biz Büyükçekmece takımını da kutluyoruz. Gerek teknik heyetini, gerek yönetimini ve taraftarlarını. Onlar da Türk futboluna hep beklentileri yolunda güzellikleri ortaya koydular. Tabii hakemlerimiz var, saha komiserlerimiz var. Sağ komiserlerin İstanbul il merkezinde çok güzel görüntüler gelecek bu akşam ekranlara. Biz bu yolda emek veren tüm diğer takımlara da hafta sonu kümede kalma mücadelesi verecek Bal Ligi'nin var mısın yok musun denilecek müsabakalarda sahaya çıkacak tüm futbolculara, teknik heyete şimdiden başarılar diyoruz. Efendim tabii biz bu programı hazırlarken aynı zamanda da biraz önce söylediğim gibi Türk futbolunun, Türkiye Futbol Federasyonu taban birliklerinde olmazsa olmazlar, kimse yokken onlar vardı diyebileceğimiz kadar erdemli, gururlu, onurlu, herkesten önce stadyuma gelip hakemlerle idareciler arasındaki esame listelerini büyük bir heyecan ve titizlikle efendim hakemlere taşıyan, o köprüyü oluşturan, sahadaki her tür asayişten ve müsabaka sonrasındaki yazmış olduk raporlardan, yani sağ komiserlerinden bahsediyoruz. İşte İstanbul Sağ Komiserleri Başkanı özellikle Ali Osman Özgül ve Nezir Aydın o kadar güzel, anlamlı bir tören yaptılar ki emeği geçen herkese onur plaketleri verdiler. Yine İstanbul'un futbolda patronu, ASKF Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İcra Kurulu Başkanı Sayın Ali Düşmez de oradaydı, biz de oradaydık. Bakalım neler yaşanmış, onları biz de onur edelim efendim.
İstifa Genel Sekreterim, Yönetim Kurulu Başkanlarım, Sayın Futbol İl Başkan Yardımcılarım, Sayın Basın, Sayın Genel Başkanım, sevgili başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler. İstanbul'umuzun dört köşesinden lütfedip bir güzel çatı altına derneğinize sahip çıkıp buraya geldiğiniz için derneğin ve şahsın adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. En çok bizden olmayıp da, yani sağ konserleri derneğinde olmayıp da bize hakikaten söylüyorum, çok büyük emekleri geçmiş değerli bir kardeşimiz zaten. Hepiniz tanıyorsunuz ama olsun, canlı yayın yaptı bize. Her alanda bizden beraber koştu. Her gittiği ilde İstanbul'un şeklini şemalını anlatan çok değerli kardeşim benim. Sevdiğim, saydığım, hakikaten bizim için lazım olacak bir kardeşim. Sayın Mehmet Çelik'i alkışlarınızla da. Arkadaşlarımın bu çalışmalarından özverili çalışmalarından dolayı sizin huzurunuzda sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepiniz kendi değerinizde, isim çerçevenizde bana göre çok başarılı başkanlarsınız. Saygı ve sevgilerimle inşallah genel merkezde İstanbul'a gelir. Çok emeğiniz var. Ben sizleri seviyorum. Sağlık, 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 sağlık. Başarı ve yıldız beraber. Tamam. Burası yaşıyor, nefes alıyor ve büyük bir aile sloganının da yere oturduğunu, yerine oturduğunu görüyoruz. Tabii bu toplantılarınızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Biz stratejik planına, performans planını üst üste koymamız lazım hep beraber. Spor kamuoyu olarak. Bunları da inşallah koyabileceğimizi düşünüyorum. Pes etmeyen, profesyonel kulüplere pes etmeyen, benim Ahmet Kahraman kardeşim burada taciz etti beni. Yani ben kaçıyorum, arkamdan dosyayla geliyor. Ama öyle olması lazım. O dosyayı biz oraya veriyoruz, buraya veriyoruz. Ama dün akşam söyledik ama hedefimiz daha da büyük. Biz o sahanın amatörleri oynatmakla da yeterlik, kendimize yeterli görmüyoruz. Ama o büyük bir hizmet. Tabii sağ komiserleri genel merkez seçimi yakında önemli genel kurula, olağanüstü genel kurula gidecek ama tabii herkesin gözü bu merkezin. Son zamanlarda sağ komiserlerin ciddi derece sorunları var. Artık Futbol Federasyonu tabanında da onların varlığı hissedilmeli, kişiliklerine saygı duyarak o görevin içerisinde icra yapmaları sağlanmalı diyoruz. Ve tabii başta Yemen Ekşioğlu, Ali Düşmez her zaman İstanbul İl Başkanlığı'nın, sağ komiserliği İl Başkanlığı'nın yanında hareket etmeye, durmaya devam ettiği sürece de bu başarı da İstanbul'da kovuşlanmaya devam edecek diye düşünüyoruz. Zira tüm açıklamalarda bu doğrultuda devam ediyor. Efendim biliyorsunuz 48. Cumhurbaşkanlığı turu Asya'dan Avrupa'ya muhteşem bir finalle tamamlandı ama Cumhurbaşkanlığı turunun Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu